Evet, bugünkü konumuz fiiller. Türkiye Türkçesinde yer alan bütün fiiller üç başlık altında değerlendirilecek. Birincisi kılıç fiili, yani diş fiili. Kılıç demek fiillerimiz onun kelimesini taşıyabiliyorsa anlam bakımından kılıçtır diye işaretliyoruz. Sevmek, okumak, yazmak, çizmek dediğimiz takdirde elimizdeki fiiller anlam bakımından kılıçtır diyerek belirtiyoruz. İkincisi ise durum fiil. Durum fiil, kılıç fiilin tam tersi olacak. Yani onun kelimesini taşıyamayan bütün fiiller kılıçtır, durumdur diyerek belirtiyoruz. Yatmak, uzanmak, uyumak ya da gitmek. Bu fiillerde taşıdığı anlam bakımından durum fiildir diyerek belirtiyoruz. Son olarak oluş fiil. Oluş fiil diğerlerinden tamamen farklı bir şekilde meydana gelir. Kendi kendine gerçekleşen eylemlerdir. Yani senin ya da benim tarafından gerçekleştirme durumu olmayan fiillerdir. Uzamak, büyümek, yeşermek, çürümek gibi fiiller de oluş fiildir diyerek tebliğ. Gelelim diğer başlığımıza, çekimli fiiller. Elimizdeki fiil çekim eki aldığı takdirde biz buna çekimli fiil diyoruz. Bir fiilde çekim eki olarak ki eki alabilir, şahıs eki alabilir ya da olumsuzluk eki alabilir. Bu eklerden birini taşıyorsa biz ona çekimli fiil demek zorundayız. Göstermelisin dediğim takdirde elimdeki fiil çekimli bir fiildir diyorum. Mema, olumsuzluk eki, memalı, gereklilik tipi, sil ve şahıs eki. Bundan dolayı elimdeki kelime çekimlidir diye belirtiyorum. Yapmazlar dediğimizde mazbez eki geniş zaman, lar eki şahıs eki. Elimdeki kelime çekimli bir fiildir diyerek belirtiyorum. Diğer bir kelimem gülecek kelimesidir. Gülecek kelimesindeki bacak böcek eki, şimdiki zaman ekimiz var. Elimdeki kelime çekimli bir fiildir. Sadece gel dedim. Elimdeki fiil emir tipine göre çekimlenmiştir. Bundan dolayı çekimli bir fiildir diyerek belirtiyorum. İlk fiilini bir fiilin alabileceği bütün çekim eklerini aldırdım. İkincisine sadece iki tane çekim eki aldım. Üçüncüsünde bir tane, diğeri de emir gibi diyerek belirtiyorum. Gelelim diğer maddemize. Basit zamanlı fiiller. Basit zamanlı fiil dediği takdirde fiiller kip eki alır. Daha sonra da şahıs eki alır. Kip eki dediğimiz yerde bir tane kip eki varsa biz buna basit zamanlı diyoruz. Yani örnek olarak baktığımızda gelecekler dediğimizde elimdeki fiilde sadece bir tane zaman eki olduğu için basit zamanlı diyoruz. Gösterdiğim
kendimiz dediğimizde, elimizdeki fiilde sadece bir tane zaman eki olduğu için buna basit zamanlı fiil diyerek işaretliyoruz. Bir tane zaman eki varsa basit zamanlı, iki tane zaman eki gibi duran ek varsa birleşik zamanlı fiil diyerek belirtiyoruz. Diğer maddemiz zaman kayması, kip kayması ya da anlam kayması. Toplam 9 tane kip ekimiz var. Bu kip eklerini cümlenin belirttiği zamana göre kullanıyoruz. Cümlenin belirttiği zamanla fiilin taşıdığı zaman aynı çıkmazsa buna kip kayması diyerek belirtiyoruz. Her gün aynı durakta hep onu bekliyor. Dediğim zaman bekliyor fiili şimdiki zamana göre çekimlenmiştir. Ama cümle bana bunu her gün yapıyor diyor. Yani geniş zamandan bahsediyor. Cümlenin belirttiği zamanla fiilin taşıdığı zaman aynı çıkmadı. Bundan dolayı burada zaman ayırıyoruz. Birazdan bizi içeriye çağırırlar dediğimiz takdirde çağırırlar kelimesi geniş zamana göre çekimlenmiştir. Ama cümle bana birazdan diyerek gelecekten bahsediyor. Bundan dolayı elimdeki cümlede zaman kayması vardır diyerek belirtiyor. Cümlenin belirttiği zamanla fiilinin taşıdığı zaman aynı çıktığı takdirde, aynı çıkmadığı takdirde zaman kayması oluşturuyor diyerek belirtiyoruz. Mesela Atatürk meclisi açtı dediği zaman, açtı bilinen geçmiş zamanı göre çekimlenmiştir. Ama cümle Atatürk'ten bahsediyor. Yani duyulan geçmiş zamandan bahsediyor. Cümlenin belirttiği zamanla fiilin taşıdığı zaman aynı çıkmadı. Bundan dolayı zaman kayması gerçekleşmiştir diyerek belirtiyoruz. Diğer maddemiz ek fiil, ek eylem. Yani idi, imiş, ise, dır. Dört tane ekle oluşturulan sistemdir. Ek fiil iki görevde bulunabilir. Beni sadece ve sadece iki yerde bulabilirsin diyor. Birincisi ismi yüklem yapar. Yani ne anlıyoruz bundan? İsim cümlesi eşittir ek fiil. İkincisi ise birleşik zamanlı fiil yapar. İki tane zaman eki gibi bir görüntü oluşacak diyor. Örneklerimizi değerlendiriyorum. Bardaktaki su buz gibiymiş dediğim zaman elimdeki cümle bir isim cümlesidir. Ve isim yüklem olurken iniş ekini almıştır. Bundan dolayı duyulan geçmiş zamanın ek fiili var diyerek işaretliyor. Diğer cümlemiz ise dün beni arayan Ali'ydi dediğinde elimdeki cümle bir isim cümlesi. Aldığı ekte idi. O zaman bilinen geçmiş zamanın ek fiili vardır diyerek işaretliyor.
Üçüncü maddemiz. Ya bu sefer ben haklıysam dediğim takdirde de haklı kelimesi iseyi aldığı için şart kipinin ek fiili varlığı diye işaret ediyor. Artık o da benim avukatım dediği zaman elimdeki isim cümlesinde idi yok, imiş yok, ise yok, bakın hayali gördüğünüz ister yazıyoruz, ister yazmıyoruz. Burada da geniş zamanın ek fiili vardır diyerek işaret ediyoruz. İsim cümlelerinin imiş ikini alırsa duyulan geçmiş zamanın ek fiili, idiye alırsa bilinen geçmiş zamanın ek fiili, iseyi alırsa şart kipinin ek fiili, hiçbirini almazsa geniş zamanın ek fiili vardır diyerek belirtiyoruz. Fiillerimiz zaman ekinden sonra idiye alırsa ticari. Eğer ikinci sırada yani zaman ekinden sonra imiş ekini alırsa rivayet, zaman ekinden sonra iseyi alırsa şart diyerek işaret ediyoruz. Örnek olarak yapıyordum dediğim zaman yor eki birincisi, dı de ikincisi. Ne diyoruz? Şimdiki zamanın hikayesi vardır diyerek işaret ediyoruz. Gözleyecekmiş dedim. Acelecek ekimiz ve miş ekimiz var. Gelecek zamanın rivayeti. Gelmeliyse dediğinde melimalı ve sesa ekimiz var. Gereklilik kipinin şartı var diyerek işaret ediyoruz. Evet, ek fiil denildiği takdirde ya isim cümlesi arayacağız ya da birleşik zamanlı fiil arayacağız. İsim cümlesi bulduğunuz her yerde ek fiil vardır demek zorundasınız. Ya da birleşik zamanlı fiil oluştuğu takdirde ek fiil vardır diyerek işaretlemek zorundasınız. Ve son başlığımız fiillerin yapısı. Fiillerin yapısı dediğimizde birinci maddemiz basit fiiller. Bir kelimenin yani bir fiilin basit olabilmesi için elimizdeki kelimenin kesinlikle yapım eki olmaması gerekiyor. Örneğin yüzecekler dediğinde elimdeki fiilde yapım eki yoktur. Acelecek zaman eki, ler de şahıs eki. Yapım eki olmadığı için basittir diyerek belirtiyorum. İzlemelisin dediğimizde melimalı gerekliliği gibi sin de şahıs eki. Bundan dolayı elimdeki fiil basittir diyerek belirtiyoruz. İkincisi ise türemiş fiiller. Elimizdeki kelimede yapım eki bulunuyorsa türemiştir diyoruz. Örnek olarak poşetlenecek dediğimizde poşet isim türü. Poşetten poşetlenir. İsimden fiil yapım eki. Poşetlenme fiilden fiil yapım eki. Acak edecek
gelecek zamandaki olduğu için elindeki kelime türemiştir diyerek belirtiyor. Gizden gizlemek. Gizlemekten de gizlenmek. Gizlendi dediğimizde giz isim kök, gizlemek isimden fiil, gizlenmek fiilden fiil yapılır ki dilde bilinen geçmiş zaman. Elindeki fiil türemiştir diyerek belirtiyoruz. Üçüncü maddemiz birleşik fiiller. Birleşik fiiller kendi içerisinde çeşitlere ayrılıyor. Birincisi, birinci maddemiz yardımcı fiillerle oluşan. İsimler etmek, olmak, kılmak, buyurmak ve eylemek yardımcı fiillerini alarak cümlemizin içerisinde kurallı, yardımcı fiilde oluşan birleşik fiil meydana getirirler. Yardım etmek, emretmek, emir buyurmak, hallolmak, hasta olmak dediğimiz takdirde bu fiiller yapı bakımından birleşiktir diyoruz ve yardımcı fiilde kurulmuş diyerek belirtiyoruz. Mesela hemen fark etmek gibi fiillere birleşiktir diyerek işaret ediyoruz. Gelelim ikinci maddemize. Kurallı birleşik fiiller. Kurallı birleşik fiiller kendi içerisinde çeşitleri ayrılacak. Birincisi yeterlilik fiili. Yeterlilik fiilinin oluşabilmesi için fiiller edilmek kelimesini alarak oluşur. Yazabildim. Yazabildim fiili kurallı birleşik bir fiil. Olumsuza çevirirken yazamadığım şeklinde ifade edilir. Bil kelimesi düşer, yerine olumsuzluk edilir. İkincisi ise tezvit fiili. Fiiller ivermek kelimesini alarak tezvit fiilini meydana getirir. Sürerlilik fiilimiz fiiller egermek, edurmak ve akalmak şeklinde kullanıldığı takdirde sürer fiilini meydana getirir. Son maddemiz ise yaklaşıklık fiili. Yaklaşıklık fiilimiz fiiller eyazmak fiilini alarak oluşturulur. Kurallı birleşik fiillerde bizim için en önemli olan kısım yeterlilik fiili. Onun dışında paragrafın içerisinde bizi yoracak bir durum mevcut değil. Kolaylıkla ve rahatlıkla bulunabileceğini düşündüğümüz yerlerden biridir. Ama yeterlilik fiilinin bu düşme meselesi görme durumumuzu ne yazık ki etkiliyor. Orayı unutmazsak bu kısım bizi üzmeyecek. Diğeri ise anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil dediğimizde aklımıza deyimler gelecek. Bütün deyimler anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Örnek olarak annesinin gelişine dört gözle bekliyordu dediğim takdirde cümlemin içerisinde dört gözle beklemek birleşik bir fiildir. Çünkü deyimdir diyerek belirtiyoruz. Evet, birleşik yapılı fiiller dediğimizde yardımcı fiilini kullanabiliyor. Etmek, olmak, kılmak, duyurmak ve eylemek. Ses olayı varsa bitişik yazıyorum. Ses olayı yoksa ayrı yazıyorum.
Kurallı birleşik fiiller, e-bilmek, e-kurmak, e-yazmak gibi fiillerle oluşuyor. Anlamca kaynaşmış diyebilmemiz için de deyim olması